Arkadaşlar, Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bugün de Hakkı abiyle beraber Kıyıl'a geldik ikimiz. Kral yok, bugün yerine biz varız. Şimdi ateşimizi yakıyoruz arkadaşlar. Koyunları doyurduk. Hakkı abinin koyunlar oraya yattı, bizimkiler de bu tarafta. Kolay gelsin Hakkı abi. Hoş geldin Fatih abi. Evet arkadaşlar, bu sene Kıyıl'da ilk çekimimiz. Bahar geliyor artık. Evet. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Yavaş yavaş yuvamızı yapmaya başladık. Değil mi Hakkı abi? Yani ateşimizi yaktık. Allah'ın izniyle. Şimdi biraz şey yapalım. Evet, şöyle sizlere manzarayı da göstereyim. Bizim koyunlar da orada yatıyorlar. Salih'in bugün Çınar da geldi arkadaşlar. Artık onu da koyuna götürüyoruz. Hakkı abi diye ne durduruyorsunuz koyda diye. Yani av köpeği durmaz bu ya. Av köpeği... Büyüdü gayrı abi, gitmek istiyor. Yani büyük köpek değilsin. Av köpeğini küçükten götüreceksin. Alışacak değil mi? Tabii. Bak ben onları alıştırdım bak, biliyor musun? Arkadaşlar, Hakkı abinin de var iki tane köpeği burada şimdi. Gel. Bizim Çınar'a bak nasıl koşuyor. Niye gitti o? Gel. Korkuyorlar mı diyorum koyunla? Arkadaşlar, bizim koyunla da çok korkuyorlar şeyden. Ya kuştan korkmuyorlar da. Kuşa basa oturuyor yine. Dumanda tüttü ha. Geçen sene de geldim ben Hakkı abi, babam ne burada geldim, kavurma yapıyor adamla. Ya kamaz bakıyordu bize ya. Geliyor günü iki üç gün sonra şey edince, havalı ısınınca bu tarafa. Geliyor. Babamın daha bizim buraya geldiğimizden haberi yok. Yok ya. Bana diye ki ha, ovaların kenarlarında ne güt de diye, böyle gezdi de gelirsin diye. Ha. Tamam. Şöyle manzarayı arkadaşlar göstereyim sizlere. Doğru da abi. Geçen güzel yağmur yağdı. Vasa her yer yemyeşil oldu. Ne ettin Çınar? Koyuna mı geldin oğlum sen? Koyunları güdeceksin gayrı bak sen. Ya Çınar küçücük bir şeydi arkadaşlar. Gel. Gel oğlanım. Ne ettin kuş? Koyunlarımız da burada arkadaşlar. Tam kartpostallık bir görüntü yani şu anda gerçekten de. Bayrağımıza dalgalanıyor arkadaşlar. Koyunları harmanı doğru saldım. Hakkı abiye telefon açtım arkadaşlar. Hakkı abi, ben bugün Kıyıl'a doğru gideceğim dedim. Gidelim Fatih dedi Hakkı abi de, sağ olsun. Beraber çıkıp geldik.
Ya işte akşama bugün de gücü dolduruyoruz işte. Yani. Bugün böyle geldik arkadaşlar yola doğru. İyi de gelmişiz yani. Her yer yemyeşillik. Hakkı abinin koyunlardan merinos tipi. Bizimkile karaman koyunu. Bayağıdır salmadıydın değil mi Hakkı abi sana dışarı? Ya ben daha yeni 2 günlük falan çıkarıyorum. Arkadaşlar Hakkı abi de bayağıdır koyunları içerideydi kış boyu. Daha yeni çıkardı işte. 1-2 gündür. Kuşlar baharın habercisi ne el öteli değil mi abi? Yani tam bahar değil de. Tabi. Artık yağmurla yağacak. Nisan gelecek. Tabii şu anda daha Nisan'a girmedik. Mart ayının çıkmasını Nisan'ın 13'ünde çıkar Mart ayı. Ha eski Mart falan öyle konuşuyorlar eski Hakkı abi. Ne el oluyor? Eskilere bakarsam öyle. Şimdi Nisan her ayın 13'ünde çıkar ay yani. Nisan'ın 13'ünde çıkar Mart ayı. Daha Mart ayı bitmedi. Mart ayı derdayı derli ya. Mart ayı derdayı. Mart'ı soğuk geçti gerçekten de. Mart kapıdan baktı kazma kuruya yaktı. Yağdı. Kar bile yağdı. Malın varsa en tatlı yiyeceğini Mart'a saklayacağım. Samanın her şeyini değil mi abi? Mart'ta ne olacağı belli olmaz. Kış geri gider. Altı sapı kar yağar. Ondan sonra yandın işte. Ya. Avun kepağı dolu. Ama keçi davarı olsa dışarıda güt gel. Tabii. Keçi dağda. Davarı, keçi davarı bizim dağımız keçi davarı dağı. Yani. Koyunu diyele niye çoğaltmıyorsun diyele. Hani soruyor takipçilerimiz. Arkadaşlar burada fazla bir mera arazimiz yok. Yani. O yüzden de şimdi ovaları da zaten kavak olmasa biz ovada da koyun hak edemeyiz zaten. Tabii canım ovaya tarlasını ekince nasıl ineceksin ki ovaya? Herkes yerini eker. Bizim koyun hak etmemiz yani sadece kapalı yerde kucuma bakar yani. Doğru. Doğru. Sohbet muhabbet böyle işte arkadaşlar. Ateşimiz de yandı. Buradan herkese kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Koyunlarımızı, kuzularımızı gütmezsek, dışarı çıkmazsak olmuyor değil mi abi? Yok abi mümkün değil. Bizim dışarı çıkmamız lazım. Yani. Bunları otlatmak için böyle buraya meraya geliyoruz. Ya şimdi buradan da söyleyelim yani. Büyükşehir'de dışarı çıkmasın arkadaşlar. Tabii. Bu şaka bir iş değil. Evet arkadaşlar. Çayımızın suyunu koyduk şimdi. Oyun da dışarı çıkmadığından bakıyla baksa. Ya dışarı çıkmadı. Koyun şimdi daha soymuyor koyun. Yer soğuk. Tabii. Sıcak yok. Bu sıcak olacak. Bizim şimdi bunun ırkını değil mi? Sabah ezanı salmayınca hava ısınınca. Evet. Babam erkenden sabah ezanıyla salar. Çünkü koyuna gün doğmadan salacaksın. Akşam gün batınca götüreceksin. Ya. Ha şimdi bazı yerlerde gece güdüyle koyuna. Evet. Ha yaylımın düzgün olduğundan gece de güder insan orada yani. Ha bizim burada ağaçların içinde nerede güdeceksin gece? Nerede? Arkadaşlar şimdi çayımızı demledik. Közümüzde düştü. Çayımızı göstereyim sizlere. Hakkı abi menüde neyimiz var? Tavuk parçası vardı arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız biz de. Aceleyle. Değil mi? Yani. Hemen diye Hakkı abi gidelim diye. Çünkü bulmaz da koymuş.
elimden geldiği kadar arkadaşlar sizlere manzaraları çekmeye çalışıyorum. Burada da Hakkı abinin köpekleri var. Onunla da bizim Çınar gibi av köpeği. Yettiniz sizler. Kemik götürmüş ladadan. Gel. Ne buldun Hakkı abi oradan? Ne? Ne buldun oradan? Ya bir şey bulmadım. Hamazın cezvesini düşmüşsün. Kahve mi yapardı ki burada? Kahve yapıyordu. Allah sen bakın şu cezveye. Bak cezve. Oo, cezve de 10 numara ya. Olmaz mı ya, bakır ya. Ya hamaz bizi döver ya. Adam hamaz... Kahve de yapıyor demek ki burada kral ya. Kahve her şey yapıyor ya o burada. Hamazın adam sıkı. Sıkı ya Hamaz. Arkadaşlar biz de öğlen yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Evet. Bağırma kızım, sabahtan beri yayılıyorsunuz. Biz de yiyelim bir şey. Ne lak abi? Ya sabahtan beri yayılıyorlar. Biz de yiyelim bir takım bir şey. Ondan sonra gideceğiz zaten. Yani. Çayımız demlendi zaten. 15 dakika daha diyorsun değil mi? Çay demlendi abi, ne diyorsun sen? Çobanın olmazsa olmazı çayı. Evet. Çobanın çayı oldu mu her akşama kadar aç kudar da var. Yeter ki çay olsun. Çay öyle abi. Eskiden de davar giderken onu açtı hemen Hakkı abi. Uğur abi beni önden yollardı, ateşi yakardım. Eskiden çobanla bak onu açtı. O karşı gidiyor baba. Onu açtı. Mükemmel orada, bir yer ya. Koyun sığırını güden çoban vardı. Hayvanlarını, büyükbaş hayvanını. O ayrı, kendi hayvanını güden ayrı. Aşağı yukarı eğrek deriz biz. Eğrekte 15 kişiden aşağı olmaz. Kesinlikle 15 kişiden. Kimisi çay götürür, kimisi çorba işte poğaça götürür, kimisi et götürür, kimisi bir şey götürür. Sohbet muhabbet diyor yani, değil mi? O zaman davar gütmek o zaman uşak oyuncağı gibi bir şeydi. Bizim dağ da o zaman aynı bura gibiydi işte dağ. Sıklık değildi arazi. Nerede bu dağ, nerede? Nerede görüyorsun? Olur ya. Abi eşmişle ya. Bak gözüne koyduk elle ya. Büyük bir sürü gelmiş herhalde Hakkı. Kazmışla her yeri. Geçen gece telefon etti bana Sebahat şey Memiş. Ha. Ben de toplu değil. Sebahat daha 100 tane falan varmış Ali Yegin'in tarlada. Oo. 100 tane falan varmış. Dağlarda insan olmayınca arkadaşlar. Çabucak arkadaşlar. Çay da demlendi. Yemeğimiz de. Çay kaç gündür gelmiyoruz buraya. Aşağı yukarı 5 aydır falan gelmiyor. Yani. Burada çay olduğunu bilsem ben şimdi ya da çayı içerdim. Değil mi? Hemen demlerdik. Çayı içerdik. Hamazın neyi nereye koyduğunu bilmiyorsun ki. Buzdolabı diye küçük kapları vardı içeride işte. Bak Hamazın buzdolabı şu. Değilmiş Hakkı abi, aklına da geliyor ya. Hamazın buzdolabı bu. Orada içeriden rüzgar giriyormuş. Yeter. Sonbahardan sonra burada bu ya, yaprak dökümünden sonra burada insan duramaz. Buzdolabı gibi. Buzdolabı gibi durar burada her şey. Sen Salih'le biz geldik Berat'la üçümüz donduk ha. Burada kışın. Balık mı bir şey yaptıydık. Eşi yaka bura. Güneş vurmuyor ya. Yani. Şimdi masayı günde 15 kere siler Hamaz. Süpürge? Süpürge. Bunları süpürüyor. Bana soruyordu yazın Salih'le biz koyuna geldik. Oğulları süpürdün mü diye bana. Sürer. Tamam baba süpürdüm dedi. Şimdi mesela akşam eve gidince koyunu suladın mı? Nerede gittin?
Hepsini sorar gayri. Amazon işi o. Amazon et tahtasını yerine koyar. Malzemelerini. Malzemelerini bozmayalım abi. Amazon malzemesini bozdu mu? Evet. İşte böyle arkadaşlar. Bugün koyundayız Hakkı abiyle beraber. Vallahi de yani bugün böyle olacağını hiç aklıma bile gelmezdi ben. Bak işte görüyor musun? Kimin nasibi nerede olduğu belli olmaz. Tabii canım. Nasip işi bu. Nasipse Yemen'den değilse ne gelir elden demiş yani. Demek abi. Şimdi nasip hani. Of piştile mi? Piştile. Nasibin kızım nereden gelecek böyle olmaz abi. Yeter ki Rabbiye kalbin doğru olsun. Yani. Ne ettin Hakkı abi? Yayılmaya gittin seninkiler. Ya yollayalım gitsinle bırak ya. Şurada 5 dakika duracağız ya. 5 dakika otobüs molası gibi mola verdik. Yani. Dinlenme tesislerinde. Sonra yolumuza devam edeceğiz gidip. Evet. Tabii bunlar sıcak. Fazla sıcak olmayacak ya. Bunlar da şimdi. Desili oldu mu? Bu da aynı sıcağı gördü mü şey eder yani. Merinos koyunu tam besledim arkadaşlar. Senede ikişer defa değil mi abi? Tabii canım. Kuzlar yani. Şimdi iki tane %100 yani 2 kilo kesin kuzlar yani. Ama tabii bakımı iyi olacak hayvanın. Bakımı iyi olacak. Şimdi bizimkisi koyunculuk değil bizimki. Biz sadece. Bizimki az ya işte. Ne edelim Hakkı abi? Az olduğundan. Şimdi çiftliklerde sürü vardı mesela 100, 200, 300. Tabii. Uç gibi darlar. Tek kuzlarını durdum arzda. Hele. Tabii. Tek kuzlarını durdum arzda. Çift kuzlayacak. Ya çift kuzlayacak ya senede iki kilo verecek. Ha şimdi devir o devir. Uç. Emek veriyorum. Niye emek veriyorum buna? Para kazanmak için. Para kazanmak için. Bu senede bir kilo bir kuzu kuzlar. Fazla da yani iki nadir yapar yani bu. İkinci kuzu. Evet. O da babam güttüğü için bak, yani. Onu da çobanı düzgün güderse yani. Ama bunu ağılda da baksan gütsen de iki vörü bu. Geçen biri sordu bana. Dedi ki ya Fatih ben dedi 3-5 koyun alacağım. Ne oğlum ne alayım dedi. Hani. Ben dedim Hakkı abi alırsan abi dedim. Merinos koyunu al dedim. Bak onunla hem dedim içeride duruyor la. Mesela bir yer yaparsın dedim. Yonca balyesini koyarsın önüne. Ona yer dedim yani. Hem de dedim ikişer tane kuzla al dedim. Dört kuzla diye efendim benim. O büyük bir koyunun vardı eskiden değil mi? Kuzla. Vallahi dört kuzla. Dört kuzladı benim. Bak orada bak aşağıda. Dört kuzladı. Bu sene de iki kuzladı. Yani hayvanın ilacını, hapını. Deminden arkadaşlar Hakkı abiyle yanıma sabah gelirken hap aldıydım koyunlara. Evet. Böyle zayıf gibi olanlara hemen yutturuyoruz. Şuradan göstereyim koyun yetiştiricilerine. Bunlar bak ne diyor? Sığır koyunlarda mide, bağırsak, akciğer, kıl kurtlarına, genç ve karaciğer, kelebeklerine. Tabi hepsine faydalı arkadaşlar. Abicim malına hapını attıracaksın artı aşımı yaptıracaksın. Bir de baharda arkadaşlar şey var. Neydi onun adı? Karma aşı değil mi? Ha, aşımı yaptıracaksın. Onu da takip ediyorum ben internetten de. Havalı biraz ısınacak abi şey yapacağım. Arayacağım veterineri. Sonbahar aşımı yaptıracaksın. Karma aşı. Hayvanın sağlıklı olmasını isterseniz karma aşısını yaptıracağım. Düştü. Gayet yeme zamanı. Tamam abi. Çayımızı da içtik mi tamam. Yavaş yavaş kalkar gideriz köye doğru. Zaten gittiğimizde hayvanlara arkadaşlar şey veriyoruz. Yem veriyoruz. Yerle yatağı içeride. Köpekle de keyfetti bu.
Yani bizim de abi şimdi zincirde dur hayvan. Bir yerde babam dedi lan oğlum bu köpeğin dedi alışması lazım da var dedi. Bu av köpeği dedi yani. Bugün bağla yarın bağla. Onun bir kere oluştu ama bir daha durmaz koyu. Şimdi geliyor 2 gün oldu işte 2 gündür salıyorsun. Kuşunla beraber geliyor. Abi gel çakır gel gel gel. Bak kataklarımız doyuralım gel gel. Gel gel. Gel kısık 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 kısık. Gel. Gel. Al bakalım şuna. Bunlar çocuk daha ya. Ya bunlar uşak ya. Hakkı abi bizim Gölbez'le mi büyüdü bu da yavruyla? Çınar'la aynı mı? Şu onunla. Ha alası. Hı. Tamam. Abi kendin yiyorsan köpeğe böyle şey dersen köpek gelir mi koyuna gelmez. Tabi. Kuş gel oğlum gel. Kuşa baksan orada neyle akıllı bir hayvan ya. Ekmek atayım da geleyim benim abi. Neyle akıllı bir hayvan ya. Gel kuş gel. Kuş gel oğlum gel. Hayatta koyunu bırakmaz. Kuş. Sen de yiye ekmeğin oğlum. Evet arkadaşlar. Sıra geldi şimdi bize. Bardakları yıkıyorum. Tavuğumuz burada. Arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Kaldığımız yerden. Kusura bakma. Kusurumuza bakmayın. Bugün koyun gidiyoruz Hakkı abiyle beraber. Bir lokma bir şeyler yiyip sonra da gideceğiz. Öyle. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çayımıza başladık şimdi. Evet, Hakkı abiyle beraber çaylarımızı göstereyim sizlere. Hakkı abi çobanlık yaparken diye çay olmazsa olmaz yani. Kesinlikle. Kesinlikle olmaz. Ekmeği olmasın. Çayı bir iki bardak çay içti mi? Kafası yani, yerine gel diyor. Tamam. Çobanın işi o. Çay. Tabii buradan bir bizi sevenlere, sayanlara selam yollayalım ve bir de şunu söyleyelim. Arkadaşlar dışarı çıkmam. Özellikle büyük şehirdekiler. Tabii. Dışarı çıkmam. Evde kalın. Bizim videoları seyredin. Yani bu işin gırgırıydı videoları seyredin. Gerçekten sağlığınız için dışarı çıkmayın. Tabii canım. Biz şimdi böyle hani tenhada kalabalık ortam değil mesela. Burada yani biz, 2 kişiyiz. Malımızı otlatıyoruz. Şimdi günlük kaç kişi gördün say deseler sayarız biz. Tabii. Köyde bile Hakkı abi kimse kimseyi görmüyor basa. Yani büyük şehirde. Artık camiler falan hiçbir yere yani, gidemiyoruz arkadaşlar. O yüzden her yani yer kapalı. Gerçekten gücümüze gidiyor. Camilerimizin kapanması, hocaların atması. Tabii canım. Allah'ım inşallah yakın zamanda bu hastalıklar bütün insanlıktan yani yok olsun gitsin arkadaşlar. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Amin. Devletimiz. Evet biz de hepimiz ne yapacağız? Duyarlı olacağız. Yani. Sağlıkçılarımıza yardımcı olacağız. Özellikle büyük şehirlerde. Abi sağlıkçılara gerçekten Allah ecir sabır versin. Kolay değil yani. Gece gündüz demeden görevlerinin başlarındalar yani arkadaşlar. 4 günde her an onlar hastalıkların yanındalar. Tabii canım. Şimdi biz korkuyoruz mesela. Evden dışarı çıkarsak hastalık bulaşımı diye. Ya onlar ne etsin lan? Öyle. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Amin. Amin. Cümle alem. Ümmeti Muhammed'in. Ya Rabbi bizleri korusun. Amin. Bugün günlerden kıyı yol arkadaşlar. Bizi hep uzaklardan, yakınlardan izleyenlere hepinize kucak dolusu selam olsun buradan. Sesimizin ulaştığı her yere arkadaşlar. Ayşe abliye de selam. Ya. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar.
yurt dışlarından olsun, yurt içinden olsun, birçok yerlerden bizlere yazanlar var. Hepinize teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Buradan kucak dolusu selam olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Fatih Davulcu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyoruz.